Kıymetli Yaş Türkistan Haber takipçileri, Türk Yurtlarından Notlar programımızda bu hafta yine Türk dünyasının pek çok noktasındaki meselelerimizi gündeme getirmeye devam ediyoruz. Malum olduğunuz üzere yayınlarımıza başladığımızdan beri Doğu Türkistan meselesine özel bir yer ayırdık. Doğu Türkistan'dan ülkemize gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş ya da olmamış soydaşlarımızı, kardeşlerimizin yaşadıkları mağduriyetleri, sıkıntıları ve zulmü sosyal medya üzerinden kendi etki alanımız çerçevesinde duyurmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda 3 tane yayın yaptık. Bu dördüncüsü olacak Doğu Türkistan kapsamında yaptığımız yayınlarda. Bugün konuğumuz uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve eğitimini Türkiye'de tamamlamış olan Cevlan kardeşimiz. Cevlan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Emre Bey. Kısaca kendinizi tanıtarak isterseniz programa başlayalım. Ondan sonra konularımıza gireriz. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim böyle bir fırsat tanıdığınız için. Benim adım Cevlan Şir Mehmet. 2011 Aralık ayında okumak amacıyla Türkiye'ye geldim. 2012 Eylül ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesine kazandım. İşte bir senelik İngilizce hazırlık tamamladıktan sonra işte hukuku başlamış oldum. 2018 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde mezun oldum. Normalde 2017 mezun olabiliyorken benim hocam çağırdı 2017 Nisan ayında odasına çağırdı. Dedi ki Cevlan dedi notu nasıl dedi. Hocam iyi dedi mezun olur musun? Evet. Dedi ki bu sene mezun olma dedi. Yani hocam mezun olmamı istemedi. Onun nedeni de şu, 2017'den itibaren Türkiye'de okuyan veya yurt dışında farklı yerlerde okuyan Doğu Türkistanlı öğrencilerin ailesine için baskı yaparak onları geri gelmesini istedi, çağırdı bu şekilde. Türkiye'de yaşandı. Hatta bizim okulda da Doğu Türkistanlı öğrenciler vardı. Onlar da yaşadı. Bana öyle daha şey gelmemişti. Hocam dedi ki sen okulu uzat. Eğer senin ailen de baskı yaparak seni geri çağırıyorsa okul mezun olamadım dersin. O şekilde uzatırsın. Gerisini zamanı şey yapınca bakarız dedi. Tamam diye o şekilde. O yüzden benim dönem bir sene uzadı. Şimdi ben 2016 son sınıfımı tamamlamak üzere geldim Türkiye'ye. Yani tatilde gittim geldim falan. 2017'den itibaren Doğu Türkistan'daki bu baskıcı politikalar her şeyi komple değişti yani. Az önce de bahsettiğim gibi olaylar da yaşandı tabii. Öğrencilerine, ailesine baskı yaparak yurt dışında okuyan. Benim ailemden mesela annem, babam, kardeşim hepsi devlet memuru. Devlet kurumlarında çalışıyordu. Ama onlarla yine bir müddet kadar iletişimim vardı. Benim iletişimim o zamanlar kesilmemişti. Bazı arkadaşlarım 2016 Ağustos ayından itibaren komple iletişime kesiliyor. Benim vardı 2018 Ocağı kadar. 2018 Ocak'ta benim ailemle olan iletişimim kesildi. Yani biz WeChat diye bir uygulama üzerinden konuşuyorduk. Bir anda baktım tüm akrabalarım, ailemle, annem, babam, kardeşim, memleketteki akraba, dost, yaren herkes beni WeChat'ten silmiş. Ben de dedim ki baskı iyice arttı. Belki bir müddete kadar beni silmiş diye öyle onların benimle iletişimi kurmasını bekledim. Bir yandan okulumu mezun ederken bir yandan da Türkiye'de tercümanlık yaparak çalıştım. Gerek turizm sektöründe olsun gerek hukuk alanlarda işte Çince, İngilizce, çevirmenlik yaparak da işte devam ettim. 2019 Aralık ayına gelince bana bir haber ulaştı yani ailemle ilgili. İşte babam, annem, kardeşimi toplama kamplara alındığını 2018'den başlarında. Nedeni ise benim Türkiye'de okumam olduğunu ve 2019'un sonlarına doğru babam ile kardeşimi serbest bıraktığını, annemi Türkiye'ye gelip oğlunu ziyaret etmişsin diye hapse çarptırıldığını öğrendim. Yani bana bu dolaylı yollarla geldi. Tabii ben bunu öğrendikten sonra evet ben bir Çin vatandaşıyım. Elimde Çin pasaportu var. Gideceğim yerde Çin'in İstanbul'daki konsolosluğu. İşte ben bir vatandaş Çin vatandaşı olarak konsolosa gittim. Beni içeri almadı.
Almadı. Ondan sonra benim onlar da randevu almamı istedi. Ben konsolosluğa işte web sitesinde numarasını bulup aradım. Aradığımda dedi ki ailenle ilgili bilgi ver. Tamam diye tüm bilgilerini verdim. Ailemle görüşmeme yardımcı olun diye. Sonra işte beni 2 hafta, 3 hafta bekletti. Hiçbir cevap gelmedi. Ben de gün geçtikçe bana psikolojim bozuluyor. Ben bir de ailemden paramparça olduğunu öğrendikten sonra uyku değil, yediğim yemek değil. Yani bu şekilde bir şeye girdim. Sonra ben tekrar aradığımda biz de haber bekliyoruz dedi. Ben de Çin Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtim. Onlar da bana cevapsız bıraktı. Cevapsız bıraktıktan sonra ben sosyal medyalardan yardım istemeye başladım. Twitter'dan, Instagram'dan falan. Derken 1 ay geçince beni konsolosluktan aradı. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan bir diplomat beni aradı. Şunu dedi bana. Babam ve kardeşin Sina'yla iletişim geçmek istemiyor dedi. Neden dedim? Çünkü sen Mısır'daki Çin'e karşı örgütlerle temasaya geçmişsin. Bundan dolayı Sina'yla iletişime geçmek istemiyor. Sen bize kimlerle görüşüyorsun? Çin'e karşı hangi örgütlerle bulunuyorsun? Türkiye'de neler yaptın? Kimler Sina arkadaşın çevrende kimler var? Neler konuşuyorsunuz? Sen bize bunları aktar. Belki biz de ailene konuşuruz, ikna ederiz Sina ile konuşması için. Belki bu şekilde annene yardımcı olabilirsin falan dedi. Yani böyle medyalara konuşmakla yardımcı olamazsın dedi. Aslında bakarsanız böyle bir üst kapalı bir bana tehdit ediyor ailem üzerinde. Tabii ben kabul etmedim. Dedim ki eğer ben Mısır'a gitmiş olsam sen bana gittiğimin delilini göster. Hangi işte Çin'e karşı örgütlerle iletişime geçmişim onu delilini göster. Sen bir koskoca ülkesin. İstihbaratın da çok iyi şekilde çalışıyor. Benim nereye gidip nereye gitmedim çok iyi bilirsin. Bana delilini göster. Çünkü benim uluslararası seyahatim sadece Türkiye ile memleket yani Doğu Türkistan ya da Çin arasındadır bir güne kadar. O yüzden ben şey yaptım tabii onlar bana orada bir açıklama delil de gösteremedi. Dedim ki annemi neden tutuyorsunuz? Eğer varsa bir mahkeme kararı, savcı kararı, bir iddianame bana gönderin. Ben avukat tutacağım. İsterseniz uluslararasıdan, isterseniz Çin'den avukat tutacağım dedim. Yok sana biz veremeyiz diyor. Yani bu şekilde beni susturmaya çalıştı. Ben bunları onların dediği gibi bir mail hazırlayıp onlara mail attım 4 sayfalı. İşte Türkiye'ye geldiğim ilk günden o güne kadar olduğum tüm şeyler neler yapıyorum, nerede duruyorum, nerede kalıyorum. Çünkü benim korkacak ya da gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyim yok. Yani benim şeyim belli yani. Tabii yine cevapsız kaldım. Onlar aynı şekilde bana hiçbir şekilde dönüş yapmadı. İşte sosyal medyalarda karantina dönemlerinde sosyal medyalardan sürekli ben bunları dile getirdim. Ailemi aradım. İşte bayağı bir etkin şekilde gerek Twitter'da gerek farklı işte sosyal Instagram, Facebook'larda bir şey yaptım yani ailemi aramam devam ettim. Bu şekilde çok dikkat de çektim. Çok gazetecilerine olsun, uluslararası medyalarda olsun, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında ailem hakkında işte basınlarda da şey oldu. Bu şekilde 1 Haziran'ı gelince aniden bir telefon çaldı. Baktım memleketin numarası aldım. Babam aramış beni ki babamı ve kardeşimi ondan sonra amcamı karakolu götürmüş. Ya karakola ya oradaki bir güvenlik bürosuna götürmüş. Oradan beni arattırdı. İşte benim annemle ilgili yaptığım tüm kampanyaları durdurmama çalıştı. Şimdi Emre Bey şöyle bir şey sorayım. Siz işte ya annenizle ya babanızla bırakın 3 sene, 2 seneyi. 3 gün görüşmediniz. Anneden aradı. Yani neler konuşuyorsunuz? Yani bir evlat, anne baba gibi böyle konuşuyorsunuz değil mi? Tabii Ya ki. oğlum ne yapıyorsun, ne Ne yapıyorsun yapıyorsun? diye. Nasılsın? İyi misin? Sağlığın sıhhatin ne diye mi sorulur yani? Yani ama ben 2,5 senedir babamın sesini duymamışım, kardeşimin sesini duymamışım, amcamın sesini duymamışım. Yani kimsenin
sesini duymamışım. Aradı babam diyerek bana böyle kızıyarak, ya işte ne yapıyorsun, neden saçma sapan işlerle karışıyorsun, biz seni okumak için gönderdik. Senin vazifen o kadar, okumaktır. Öyle saçma sapan insanlarla iletişimi geçmek değildir. Bize böyle senin hakkında böyle dedi. Biz de sana çok kızdık. O yüzden seninle iletişimi geçmek istemedik diye bir sürü böyle şeyler yani. Tabii babam onu söylüyor ama söylettiren de Çin. Komünist rejim, oradaki polisler. Onu da biliyorum. Kardeşimle konuştum. Kardeşim de aynı şekilde bana. Annemle ilgili yaptığım tüm kampanyaları durdurmamı istedi. Amcamla konuştum. Amcam bana Çin Komünist Partisi'nin propagandasını yaptı. Yani 2,5 senedir konuşamadık. İlk konuştuğumuzda böyle bir şey şok oldu. Tabii orada gerekli cevabı verdim. Şimdi babam dedim ki baba dedim ben annem özgürlüğüne kavuşmadan ben sizinle rahatça konuşamadım. Ben bu davarımdan vazgeçmem. Annemin tüm akrabalarla oturup mutlu mesut bir yemek yediğini görmeden, sizden akrabalarınızla mutlu bir hayat yaşadığınızı görmeden ben davamdan vazgeçmem, mücadelemi devam edeceğim. Ben pes etmeyeceğim diye ben bunu da orada dili getirmiş oldum. Yani ondan sonra yine bir güne kadar ailemle iletişimi kuramadım ama mücadelemi devam ediyorum. Yani gerçekten çok ilginç. Mesela ben şeye özellikle takıldım. Yani siz hayatınızda hiç Mısır'a gitmemiş olmanıza rağmen Çin Komünist Partisi sizin Mısır'a gittiğinizi iddia edip bunun üzerinden bir şey üretiyor. İşte Mısır'da kimlerle görüştün, Çin aleyhine propaganda yaptın diye. Yani bunu mesela bundan alakalı hiç size onun dışında konsolosluktan bir şey geldi mi? Yani bir belge, bir şey... Yok. Ben bunları yazı yazdım. Ben konsolosla yazı yazmakla kalmadım. Ben az önce bahsettim ya ben işte bu sosyal medyalarda etkin gerek İngilizce gerek Türkçe gerek Çince şey yaptıktan sonra bazı gazeteciler yani uluslararası ünlü medyadaki gazeteciler Çin'deki temsilcilere bile ailemle iletişim kurmaya çalışmış. İşte bizim memleketteki o ben Korgaslıyım. İşte Gulca iline bağlı olan Korgas ilçesinden yani bu Kazakistanlar sınır bölgesinden oradaki karakollarla polis merkeziyle işte adliyeyle herkesle temasiye geçmiş işte gerek Doğu Türkistan'daki gerek Pekin'deki devlet kurumlarıyla da temasiye geçmiş hiç kim benim hakkımda bilgi vermemiş Amnesty de aynı şekilde girişimde bulunmuş. Bildiğim kadarıyla şu anda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu da bununla ilgili çalışma yaptığını biliyorum. Çünkü onlar da benimle temasaya geçmişti. Ancak şu var, bu şekilde bana az önce siz de dediniz bir iftira var. Bana bir iftira atarak, onun üzerinde ailemi cezalandırarak bu Çin'den şu anda Doğu Türkistanlıları yaptığı şeydir. Yani benim yaşadıklarımda bunu görebiliyorsunuz. Doğu Türkistanlılara ne diyor? 3 milyondan fazla ve 5 milyon belki daha fazla da olabilir. Çünkü Çin'de yakın dönemde şey raporu var. Diyor ki biz 2014'ten beri her sene 1 milyon 400 bin Uygur Türk'ünü eğitim veriyoruz diyor. Bakın bu ne demek? Çin'in dediği eğitim nedir? Toplama kamptır. O ceza kamplarıdır. Çünkü şöyle eğer eğitim veriyorsa o kadar o kadar profesörlerine, sanatçılarına, iş adamlarına, öyle bir elit insanlarımızın orada ne iş var? Benim annemle, benim baba kardeşlerime orada ne işi var? Çünkü benim annem de devlet memuru, babam da devlet memuru, kardeşim de devlet memuru. Şimdi devlet memuru dediğimiz zaman Çin'deki devlet memuru ile Türkiye'deki devlet memurluk şeysine biraz farklıdır. Onu da söyleyeyim yani. Çin'de hele Doğu Türkistan'da devlet memuru olabilmen için bayağı bir eğitim görmeniz, bayağı bir sınavlardan, çeşitli sınavlardan geçmeniz lazım orada. Ya bunların hepsini geçerek kazanılmış ve emekli olmak üzereydi. Annemle en son görüştüğümde ilk ay sonra emekli olacağım demişti. Çince'yi iyi seviyede konuşabilmeniz lazım, yasalarını iyi şekilde bilmeniz lazım. Yani benim aileme herkes
Çince'yi en az Çinli kadar konuşabilen ve çok iyi şekilde Çin yasalarını bilen insanlar, okumuşluk insanlar yani. Doğu Türkistan'daki elit insanlardı ve bunu götürüp de orada toplama kamp, yani bunlar hepsi, orası bir ceza kamptır. Toplama kamp ile bir hapse bir farkı yoktur. Yani işkence doludur. Yine hapis, toplama kamp dediğimizde insanlar aklına şu getirmezsen, hani bu Türkiye'deki hapishaneler gibi ya da Avrupa ülkelerindeki hapishaneler gibi öyle aklına getirmezsen, orası işkencedir. Her gün çeşitli çeşitli işkencelere duyabilen, yani insanların aklından geçmeyen Babil dönemindeki işkence yöntemlerinden daha fazlası yapılabilen yer şu anda denenilen yer şu anda Doğu Türkistan'daki ceza kampları, o toplama kamplar ve hapishanelerdir. Şimdi bana bu iftiranı atarak şey yaptıysa, memleketimiz insanlar o şekilde diyor, ne diyor? Sen işte terörü bulanmışsın, işte sen işte terörü teşebbüs, terör, işte bölücü bilmem ne. Bunların Doğu Türkistanlılara verdiği suçlama budur. Bir Doğu Türkistanlı olmak bir bölücü olmaktır, bir terör olmaktır. Çünkü Çin insanlara işte biz burada hani İslam birliği diyoruz, İslam'ı yüceltmeye çalışıyoruz. Yani yöneticilerden bahsediyorum. Ama Çin işte İslam'ın en büyük düşmanı olan Çin'le iş yapılıyor. Çin daha İslam'ı kendine düşman, yani sadece İslam'ı değil, tüm inançları kendine düşman olarak görmüş. Ve Doğu Türkistanlılarda direkt birer işte Müslüman olduğundan dolayı, bir Türk olduğundan dolayı, daha doğrusu bir ötekiler olduğundan dolayı, bir de Doğu Türkistan'ın stratejik konumu var ve oradaki insanlar Çinli değil, ötekiler olduğundan dolayı onlara işte bir düşman olarak, işte düşman olduktan dolayı, düşman olarak gördükten dolayı da her çeşitli suçlarına iftira atarak ve onun üzerinde direkt ceza diyor ki sen şu diyor, ondan sonra direkt götürüyor. Var mı elinde delil? Yok. Var mı iddia makamı kararı? Yok. Var mı bir savcılık? Yok. Var mı bir avukat? Yok. Yani bana da aynısını yaptı. Ben Türkiye'de okuduğum bu 9,5 sene oldu. Şimdi ben 2000 işte şu bana yazdı o mail, hani o 2020 Şubat onu dedi ya, sen mesela gitmişsen o ondan önceki, ya ondan önce, ondan bu yana kadar ben hiçbir yurt dışına çıkmadım. Bu da var. Bir de ben sadece okulum ile ilgilenmiş biriyim. Okuyordum. Bazen de part time job olarak çalışıyordum farklı. İşte tercümanlık yapıyordum. Yani benim işim bu. Okumak, hani kendi şey harçlığımı çıkartmak için çalışmak. Ha, bu yani. Ama bunu bilesem Mısır'a gitmesin diye bir yere bağlamaya çalışıp o şekilde ailemi cezalandırıp, yani bir bahane uyduruyor, kendince bir şeyler uyduruyor ve korkutmaya çalışıyor. Tabii ki ben korkmam, çünkü ben Çinli, ben 3 yaşımdan beri, anaokuldan beri Çinlerle okumuş biriyim. Yani anaokulda Çince, ilkokulda ortaokulda, ben bunları çok iyi bilirim. Yani ben onların okulda eğitim gördüm. O Çinlilerle aynı masada oturarak eğitim gördüm. Yani ben en az kendim kadar bilirim. Bunların işi bu yani. İftira atmak, ondan sonra korkutmak, ondan sonra istediğin kadar gibi işkence. İşkenceden mutlu, huzur alabilen yani bir toplum ne diyelim yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi takipçilerimiz ya da izleyenler için ben bir şeyi de tekrar açmak istiyorum. Özellikle bu babanızın araması ve babanızın size gösterdiği tepkiyle alakalı, bugün Türkiye'de de Çin Büyükelçiliği ve Çin Konsolosluğu bunun propagandasını yapıyor. Yani diyor ki bugün işte sokaklarda eylem yapanlar ya da bu taleplerde bulunanların aileleriyle görüşememesinin sebeplerinden biri işte aileleri onlarla görüşmek istemiyor diyor. Ve ben daha önce de pek çok Doğu Türkistanlı arkadaşımızla konuştuğumuzda sizin anlattığınız olayın aynısını, yani en azından 100-150 kişiden dinledim ben. Hepsinin orada olan, Doğu Türkistan'da olan ailelerinden bir kişiyi aratıyorlar. Annesi, babası, ablası, kardeşi, amcası, her neyse. İşte sen bu işlere karışma. İşte Çin Komünist Partisi propagandası. Yani bu tip şeyler yapıyorlar. Yani takipçilerimiz ve izleyicilerimiz bunu özellikle bilmesi gerekir. Bu sadece Cevlan'ın başına gelmiş bir hadise değil. Yani sadece benim şahit olduğum 100-150 tane Doğu Türkistanlı benzer hadiseleri anlattı. Bu Çin'in tamamen programlı, planlı uyguladığı bir politikadır diye bunu da not olarak araya eklemek istedim. Cevlan Bey, isterseniz günümüze doğru gelelim.
Siz hem Ankara'da hem İstanbul'da gerçekleşen Doğu Türkistanlı ailelerin toplama kamplarında olan ya da orada cezaevlerinde olan ya da haber alamadıkları aile üyelerinden haber almak için başlattıkları aile nöbeti eylemlerine katıldınız. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da da Ankara'da da Ankara Büyükelçiliği önünde de bulundunuz. Öncelikle bu eyleme neden başladınız? Eyleme sürecinde neler yaşadınız? Mesela İstanbul'da neler oldu? Ve sonuna doğru gelirsek Ankara'da en son ben de biliyorsunuz orada eylemleri takip ettim. Eylemde bir emniyetin bir müdahalesi oldu. Emniyetin bir müdahalesi oldu. Bazı tatsız hadiseler yaşandı. Siz de orada bir kısa süreli bir gözlem altına alındınız. Bu sürece dair bir görüşlerinizi ifade ederseniz sevinirim. Burada özellikle hukuk fakültesi mezunu bir öğrenci olarak hukuki boyutuna da değinirseniz bu eylemlerde yaşananların sevinirim. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, biz 18 Aralık'ta aile nöbetimizi başladık. Tabii bunu başlamadan İstanbul'daki Çin konsolosluğunda bunu başlamış olduk. Tabii bunu başlamadan önce de bir yani o gün başlamış bir kampanya değil aslında. Yani o gün başlamış olan bir hareketimiz değil. Biz işte bu karantina dönemi bittikten sonra tabii ben az önce de size bahsettiğim gibi bu sosyal medyalarda sadece ben değil yani hemen hemen tüm Doğu Türkistanlılar sosyal medyada aktif olanın Doğu Türkistanlılar zaten orada derdini anlatıyor. Aynı şeyini yaşıyoruz. Oradan zaten yola çıkarak işte sonra İstanbul'da yaşayan işte bu aynı kaderi paylaşan arkadaşlarla işte İstanbul'da biz bir Beyazıt'ta bir basın açıklaması gerçekleştirdik Temmuz ayında. O şekilde böyle kamp mağduru olarak bir insanlar işte aynı şekilde birlikte bir ses çıkaralım falan diye böyle gerek İstanbul'da gerek Ankara'da o zamanlardan beri işte Temmuz ayından beri çeşitli şekillerde biz başvurularda bulunmaya çalıştık. İşte Ankara'ya geldik. Orada Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyük Milletler Meclisi ve farklı siyasi partilere başvurularımızı ilettik. İşte ailemiz hakkında dilekçelerimizi verdik. O şekilde devam ettik. Hatta İstanbul'da belki biliyorsunuzdur bu en son sesimiz daha yüksek duyurabilmek için İstanbul sokaklarında böyle pankart yazarak böyle sokak sokak caddelerde durduk. Daha çok böyle insanların dikkatini çekmek, gerçekten orada neler olduğunu bilmek bildirmek şeklinde. Ve o esnada bize ben şimdi az önce de bahsettim. Çin vatandaşıyım. Burada Türk vatandaşı olan arkadaşlarımız da var. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği bir yazı yazıyor bize. Yazı yazıyor. Diyor ki sizin aradığınız insanlar yani bu Türk vatandaşı olan arkadaşlara yazılan yazı. Sizin aradığınız insanlar Çin vatandaşı olduğundan dolayı Çin devlet makamları onlar hakkında bize bilgi veremiyor. Ancak size Türkiye'deki diş temsilcilerine gitmenizi söylüyor diyor. Şimdi ben Çin vatandaşı olduğumdan dolayı bize ne diyor? İşte Çin vatandaşı olduğunuzdan dolayı ve aileniz de aynı zamanda Çin vatandaşı olduğunuzdan dolayı biz girişimde bulunamıyoruz. Siz Türkiye'deki diş temsilcilere gidip onlar aracılığıyla şikayetlerinizi iletmeniz gerekiyor diyor. Biz bunu istinaden yani her taraf her yön bize gösterdiği yer Çin'in diş temsilcileri. Sadece bu değil. Yani 13 Aralık 2019 Çin'in Ankara Büyükelçisi Dingli DW'nun raportajını kabul ederken şöyle diyor. Gerek İstanbul'da, gerek elçiliğimize gelsin, gerek başkonsolosluğumuza gitsin. Oradan kendi şikayetlerini, dilekçelerini versin, biz çözeriz dedi. Biz bir de ona istinaden, biz de Türkiye'deki yetkililerden istinaden biz oraya gittik 18 Aralık'ta. Gidip dilekçemizi vermek için gittik. Hatta 2 Aralık'ta bir defa gitmiştik dilekçemizi hazırlayıp.
kabul etmedi resmi şekilde de kabul etmedi. 18 Aralık'ta tekrar gittik dilekçemizi vermek için. Ağustos'ta gitmiştik aynı şekilde Çin konsolosluğuna. 18 Aralık'ta gittiğimizde yani bize çünkü Türkiye'nin Ankara büyük Pekin büyükelçisi bize bu resmi hesabından mail adresinden bize gönderdikten sonra o gösterdik yani oradaki güvenlik. Bizi buraya yönlendirdi. Çünkü Çin Dışişleri Bakanlığı o şekilde ilerlemiş. Biz de buraya geldik. Kabul edeceksiniz bizim dilekçemizi. Hayır, kabul etmedi. O zaman direkt biz gitmeyeceğiz diye bu aile nöbetimizden o şekilde başladık. İlk zaman gittiğimizde biz 10-12 arkadaş gitmiştik o dilekçemizi vermek için. Sonra bir arada işte hafta sonu girdi. Ondan sonra 21 Aralık'ta biz tekrar orada işte nöbetimizden sabah saat 10-10.30'dan akşam saat 4.30'a kadar devam ederken bir sürü Doğu Türkistanlılar İstanbul'da ikamet edenler, herkes ailesini arayanlar da geldi. Bu şekilde aile nöbetimiz başladı. Bizim aile nöbetimizin 3. gününde Çin konsolosluğundan bize bir yazı çıkarttı. Orada resmi olmayan yazı, üzerinde herhangi imza kaşığı yok. Onu da kapı güvenliği aracılığıyla bize çıkarttı. Üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz Emre Bey? Diyor ki, siz elinizdeki bölücü bayrağı bıraktığınızda bölücü örgüt ve bölücü örgüt üyeleriyle ilişkinizi kestiğinizde ve bunları kendi bunların yaptıklarınız yani bıraktığınızı, ilişkiniz kestiğinizi ile ilgili bir video çekip çektiğiniz videoyu kendi sosyal medya hesabınızdan paylaştığınızda ve onun linkini şu adrese diye bir mail adresi yazıyor orada. Gönderdiğinizde belki bizden bir yetkili çıkıp sizinle görüşebilir diyor. Ne diyor yani? Bizi tehdit ediyor. Ne diye? Sen diyor bölücüsün diyor. Elindeki annenin tuttuğu şu döviz bölücü dövizidir diyor. Bakın ne var? Annem Suriye Tursun'un fotoğrafı. Yine benim şu var. Çin annemi serbest bırak. China release my mother. Çunga şifan olmuş. Çin free Suriye Tursun. Yani bunu diyor ki bölücü bayrak olarak nitelendiriyor. Ya ben annemi arıyorum. Benim ne bir siyasi amacım var orada. Ben annemi arıyorum, ailemi istiyorum. Bunu bile bölücülükle suçluyor. Ya biz tabii devam ettik bunu. Ayın 12 Ocağı gelince bize valilikten çağırdı. İstanbul Vali Yardımcısı bizle bir heyetle görüştü. Orada işte şunu dedi. Bir Çin konsolosluğu bizim dilekçemizi kabul edeceğini söylemiş valiliğe o şekilde söylemiş ve bizim orada işte Boğaziçi eylemlerden dolayı orada işte valilikten bir bildirme varmış işte o Sarıyer bölgesinde Beşiktaş'ta eylem ya da herhangi bir basın açıklama çeşitli eylemlerine yasak olduğunu bunun dolayı da biz orada yapamayacağımızı söyleyince biz de tamam dedik yani çünkü biz bir arkadaşlarla istişare edip tamam dedik çünkü devletimiz bizi böyle buyurdu. Tamam dedik, bir de konsolosluk da bizim dilekçemiz kabul edecekmiş. O zaman biz de biraz vakit istedik. Çünkü bizimki ilk 12 kişi gittik dedik ya, bizim elimizde dilekçelerimiz hazır. Ama sonra adımıza katılan, oraya gelen, oradaki nöbette duran arkadaşlar var. Onların da dilekçe dedeler var. 80 yaşında, 70 yaşında dede neneler var, çocuklar var. Anne babasını arayan, torunlarını, çocuklarını arayan dedeler var, neneler var. Onların da dilekçesini hazırlamamız lazım. Biz de yardımcı olmamız lazım. Kimse Çince bilmiyor. Yazı bilmiyor bilmem. O yüzden biz onlara biraz zaman istedik. Ancak bir hafta süre içerisinde bize sadece Türkiye'de ikamet eden Doğu Türkistanlarda 5199 kişiyle yani o toplamı kamplarda, hapislerde işkenceye maruz kalan, zindanla tutuklu olan 5199 kişiyle ilgili bize ulaştı, dilekçe ulaştı. Biz bunu hazırladık sonra tekrar bildirdik yani bizim hazır olduğumuz valiliğimize. Biz de 27 Ocak'ta Çin konsolosluğunun önüne gittik. Gittiğimizde o dilekçinin hepsini oraya götürdük. Gittiğimizde kabul etmedi. Çin yine kabul etmedi. O gün biz dedik ki artık sana dilekçi yok. Biz bu hareketimizi devam edeceğiz. Daha kararlı bir şekilde millet nöbetine dönüştürerek devam edeceğiz diye orada medya kuruluşlar da geldi. Türkiye'den, uluslararası medyalardan geldi. Biz orada ona dedik. Bizimki benim annemin kim olduğunu Çin gayet iyi biliyor. Bizim arkadaşların ailesinin kim olduğunu Çin gayet iyi biliyor. Biz toplama kamplarda, ceza kamplarda, o hapislerde kimleri tuttuğunu Çin gayet iyi biliyor.
Artık dilekçeye gerek yok. Zaten biz taleplerimizde bugün sosyal medyadan verdik, basın kuruluşlarına verdik. Ne istediklerimizden çok iyi biliyor. Dedik yok, artık onlar özgürlüğüne kavuşana kadar biz bu hareketimize devam edeceğiz. Toplama kamplar kapatılmalı, soykırımlar durdurulmalı, ailemiz serbest bırakılmalı diye. Ve ancak orada yine şey, o eylem yasağı olduğundan dolayı biz yine geçici olarak ara verdik. Ve daha sonra işte Çin'in Ankara Büyükelçiliği'ne geldik 2 Şubat'ta. 3 Şubat'tan itibaren burada nöbetimizi başlamak için zaten kararlı bir şekilde geldik. 3 Şubat'ta tam Büyükelçiliği'nin önündeydik. Bu hareketimize devam ettik. Sonra işte ertesi gün 4 Şubat'tan itibaren bu elçilikten bir 150-200 metre aşağısında böyle barikatlar, polis barikatlar kurulmuş. Orada biz sessizce, yani dünyanın en masum şekilde, en sessiz, yani en barışçıl şekilde biz bu nöbetimizi devam ettik. Ancak 8 Şubat akşam Çin Büyükelçiliği bir tane tweet atıyor. Diyor ki bize yalancılığı çıkartıyor. İşte bizim yalancı olduğumuzu ve aynı şekilde şunu diyor. Türkiye diyor bu yalancılarına, yalanlarına kanmamalıdır. Türkiye-Çin ilişkilerinin kıymetini bilmelidir diye bir tane tweet atıyor. Ya biz diyoruz ki yalancıysak çık karşımıza söyle ya. Biz oradayız yani, başka bir yer değiliz. Senin kapının önündeyiz. Çık karşımıza söyle. Biz yalancıysak, sen bize yalancı diyorsan yalancı olduğumuzu ispatla diyoruz. Yok. O zaten hep aynı şeyini diyor. Aynı palavra, aynı hikayesini söylüyor. Ama biz gerçekler biziz. Hani Çin'in ne yaşına, ne bittiklerine o Çincilerden duymayıp o zulümü yaşayan bizlerden duyuyor. Biz ne bir teşkilat üyeyiz, ya ne bir kuruluş üyeyiz. Ben sadece annemi arıyorum ya. Ben sadece annemi arıyorum. Gerisi bana ne yani? Ben sadece annemi arıyorum. Annemi arıyorum. Ben bir ne bir teşkilat, ne bir kuruluşa üye değilim. Ben annemi arıyorum. Ben ailemi istiyorum, ailemi. Herkes öyle. Bir insan gibi yaşamak istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Sen bize yalancıya çıkart diyorsan gel karşıma, bizim yalancı olduğumuzu söyle. Madem söyledin ispatla ya. İspatla. Sen o şey televizyon kanallarda konuşuyorsun ama ben de burada o televizyonculara da sesleniyorum. Sırf Doğu Türkistanlarla ilgili Çincileri, Çin severlerine ve bu Çin konsolosluğu yetkililerini çıkartıp konuşturuyorsunuz. Neden bizi konuşturmuyorsunuz? Bizim de orada söz hakkımız var. Bizi de konuşturdu. Bizi de Habertürk'te bizi konuştursun. Devlet'te de bizi konuştursun. Biz bu şeyi yaşayan, bu zulümü yaşayan benim hiçbir siyasi amacım yok. Benim tek amacım var. Ailemle insan gibi yaşamak. Ben ailemi istiyorum. Ailemi. Ya biz orada onun için oradayız. Ay 8'de böyle akşam böyle bir tweet ediyor. 9 sabah gittiğimizde işte polisler bize orada izin vermiyor. Ondan sonra bayağı bir orada kaba davrandılar. Yani ben ve diğer 3 kişi orada gözetim altına alındı. Bir tane kız arkadaşının kolu koptu. Aşağıda işte bayağı şey oldu. Ben sabah saat 10'u gözetim altına alındım. Saat 2'ye kadar orada arabada tutulduk. Ondan sonra hatta orada şu var. Çok zorumuza giden bir durum daha var. Tabii ben burada yani şey demiyorum. Onlar da emir kolu. Polisler de emir kolu. Onlar da işini yapıyor. Biz de hep diyoruz. Siz görevinizi yapıyorsunuz. Biz de görevimizi yapıyoruz. Bir insani görevimizi yapıyoruz. Bir evlat görevini yapıyoruz. Bir kardeş görevini yapıyoruz. Yani orada işte bir abimiz, affedersiniz, sıkıştı. Tuvalet istiyoruz. Diyor ki arıyor işte üst emirine. Üst emir de haber vermiyor. Götürün işte tuvalete falan demiyor. Ondan sonra bir saat orada o şekilde tutuyor. En son abimiz de affedersiniz çıkarttı yani. Çıkartmak zorunda kaldı. Ondan sonra bizi götürdü. Ondan sonra karakolu götürdük. Genç karakolda işte gözaltı odası falan yok artık. Bizi işte dinlenme odasında bekletti yani. Tutunak tutalım burada bekleyin diye. Orada bekledik. Sonra tutunak tuttu. İmza attık. Hastaneye gitti. Herhangi bir işlem falan yapılmadı. İşte hastanede sağlık raporu muayenesi yapıldıktan sonra bizi kaldığımız otelde bıraktı. Biz de oradan tekrar taksiye binip tekrar gittik arkadaşların olduğu yerde. Orada da şeyimizi açıkladık. Çünkü biz buraya
Biz ailemizi kurtarmak için geldik. Biz buraya herhangi bir taşkınlık yapmak için, herhangi bir eylem için gelmedik. Ben ailemin nereden arayacağım? Ben gerekli devlet kuruluşlarına başvurdum, devlet kurumlarına başvurdum. Diyor ki sen Çin vatandaşısın, Türk vatandaşı değilsin. O yüzden biz ilgilenmiyoruz diyor. O zaman ben Çin'de Türkiye'deki temsilcisine gideceğim. Niye gidemiyorum? Niye annem nerede için annemi serbest bırak diyemiyorum ben orada? Ben o zaman ne yapayım? Emre Bey ben ne yapayım? Kimse bana sahip çıkmıyorsa ben kendi kendime sahip çıkıyorum. Aileme sahip çıkmaya çalışıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bizim oradaki soykırımı durdurulması için, toplama kamplarının kapatılması için, ailemizin özgürlüğüne kavuşması için hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bari biz kendi gücümüzle yapalım. Kendi gücümüzle ailemizi kurtaralım. Bari bunu da müdahale olmayın. Ben oraya gidip onu bağırmam lazım. Çin'e zaten Çin rahatsız oluyor mu? Rahatsız oluyor. Rahatsız olduğundan dolayı baskılar var. Bizi bu şekilde. Ayın 10'u, 10 Aralık, 10 Şubat, 11 Şubat 2 gün biz ev hapsinde tutulduk. Ev hapsinde biliyor musunuz? Dışarı çıkamıyoruz. 40-50 tane polis var. Dün bizim dışarı çıkmaz camiye gideceğiz. Allah'a şükürler olsun dün bize izin verdi. Ancak polis eşliğinde gittik. Polis eşliğinde. Şu anda şeydeyiz. Bakın Emre Bey şu an nedir? Cumartesi. Cumartesi pazar. Devletimizin kuralı gereği hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Ama aşağıda 4 arabada polisler bekliyor biliyor musunuz? 4 araba. Ya biz suçlu muyuz ya? Ben annemi arıyorum ya annemi. Benim yerimde siz olsunuz da aynısını yaparsınız. Kim olsa olsun aynısını yapar. Ben en doğal en temel hakkımı istiyorum. En temel hakkımı. Benim insani en temel hakkımı istiyorum. Siz bari bize yardımcı olamıyorsanız bari bizi müsaade edin. Benim aileme aramama engel olmayın. Biz bunu istiyoruz. Ya biz çok bir şey istemiyoruz ya. Ailemizi istiyoruz. Tüm gerekli kuruluş, tüm yerlerde başvurdum. Girişimlerde bulundum. En sonki çağrım her yanın bana gösterdiği yer burası. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı da yapamıyoruz dedi. Büyükelçiliği, Ankara, Pekin Büyükelçiliği de aynı şekilde diş temsilciliğine gidin dedi. Şimdi nereye gidelim burayı engelliyorsanız? Evet maalesef yani siz orada demokratik bir hakkınızı kullanmak için yer aldınız. Yani işin garibi size orada bir şey işlem de olmadı. Yani soruşturma vesaire de yapmadılar. Yani hem aslında engellenmek istendi hem bir yandan da engelleme işlemini tam yapamadılar. Yani ben siz gözaltına alındığınız sıralarda gelmiştim oraya. Yani oradaki yani orada bir belli oldu. Biraz da ben kendi görüşmelerimden emniyetteki arkadaşlarla yaptığım görüşmelerden de şunu anladım. Net bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na bilgi gitti, baskı kuruldu. Malumdur ki Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen baskı da Çin kaynaklıdır. Bundan dolayı eyleme izin verilmeyeceği yönünde oldu. Yani çünkü orada şu falan da sunulmadı. Pandemiden dolayı ya da şundan dolayı, bundan dolayı gibi bir şey de sunulmadı. Sadece eylemin orada yapılamayacağı, işte kamu düzeninin bozulduğuna dair sebepler sunulmuştu. Çok şükür ki size uzun bir şey yapılmadı. Burada beni etkileyen şu var. Yani iki şey, biri farklı yönden etkiledi, biri yani bir şey var, bir öbürü de işte beni üzen de şey var. Mesela orada sakinler, bizi gözetim altında tutulduk ya, orada işte geçen iki tane teyze dedi ki, bunları alıyorsunuz, bizi de alın dedi iki tane teyze. Oradan geçiyorken diyor ki, bunlar annesini arıyor, babasını arıyor. En temel hakkı bunların anne babaları, aileleri toplama kamplarda şu anda ceza kampları tutuluyor. Bunlar onları arıyor. Neden bunları tutuyorsunuz diyor. Polisler de bak, bazı polisler de çok üzgün o durumda. Hatta bana bir, işte beni bir de üzen nokta ne biliyor musunuz? Polisle bir tane komiser geliyor. Diyor ki arkanızda kim var diyor. Aa, annem diyorum ya. Arkamı kim olacak? Annem diyorum ya. Annemi aramak için birinden izin mi alacağım? Siz, şimdi biri kalkıp sizden bir şeyiniz kayboluyor. Bir cüzdanınız kaybolsa ben cüzdanımı arayabilir miyim diye birinden izin alacak mısınız? Annem ya. Ben bu annem ya.
Ben ailemi arıyorum. Kimden izin alacağım? Ben birinin izin almam ihtiyacım var mı? Sen annenle ara diye bir izin verecek, ben alacağım. Yoksa annenle arayamazsın diyor, ben duracağım. Böyle bir şey var mı? Bir tane polis geliyor, ne diyor biliyor musunuz? Komiserden bir tanesi geliyor. O diyor ki ya bu dünyadan şey, bu ülkenin en büyük problemi var ya diyor, bize gösteriyor. Yalancıları yapmıyor diyor. Affedersin, söyleyemiyorum o çirkin lafı. Ben de dedim yalancıları yapsın dedi. Üzdü beni. Beni yalancı, ben annemi arıyorum yalancı diyor. O zaman beni yalancı diyenler, bize yalancı diyenler gitsin sokaklara dökülsün. Desin ki annemi şu tuttu, annemi serbest bırak diye bağırsın, bağırabilir mi ki? Bir bağırsın ya. Tabii orada çok tatsız hadiseler yaşandı. Benim özellikle burada belirtmek istediğim şey şu. Emniyet tabii ki yukarıdan gelen bazı talimatları uyguluyor. Ama emniyet mensuplarının bu noktada şuna dikkat etmesi lazım. Yani bu bizim emniyetimizin daha iyi çalışması için bir öneri olarak ben orada amirlere, komiserlere de aynı şeyi söyledim. Yani oradaki polis memurları oradaki kamu güvenliğini sağlamak ya da eylemi sonlandırmak ya da devam ettirmekle görevli. Orada siyasi mülahazalara girmek ya da insanların doğru söyleyip söylemediğini, yani orada onların öyle bir yetkisi yok. Bunu tabii ki oradaki bulunan, sizden ilgilenen bütün polisler için söylemiyorum. Oradaki pek çoğunu ben sohbet ettiğimde sizden aynı düşüncelere sahip olduklarını, ya işte biz de buraya geldik ifadelerini kullandıklarını biliyorum ama yani bazılarının gerçekten anlamak mümkün değil. Yani orada tutup işte yani nereden biliyor sizin doğru söylediğinizi ya da yalan söylediğinizi? Eğer böyle bir şey varsa hukuk ortada. Siz hukukçusunuz, daha iyi biliyorsunuz. Mahkemeye verilir. Evet. Kamu makamlarını yanıltmaktan size dava açılır öyle bir şeyden. Varsa böyle bir suçunuz ortaya çıkar. Yoksa da yani orada o işlerin söylenmemesi gerekiyordu. Özellikle oradaki eylemci arkadaşların üzüldüğü şeylerin başında bu geldi. Maalesef bu tip şeyler yaşandı. Tabii ki bu hadiseleri Türk Emniyet Teşkilatı'nın tamamına mal etmek ya da devlete tamamen mal etmek doğru değil. Pek çok oradaki devlet yöneticimizle, devlet makamlarda bir çözüm üretmek için uğraştılar. Ama gerçekten üzücüydü. Yani ben orada bir komiserimize şunu söyledim. Ya dedim ben şuna üzülüyorum dedim. Siz dedim aynı şeyi Ankara'da yaşayanlar bilir. Yüksel Caddesi, Konur Caddesi vardır Kızılay'da. Daha çok radikal, marjinal sol grupların eylem yaptığı bir yerdir. Yani Konur Sokak'ta uyguladığınız muameleyi bu insanlara uyguladınız dedim. Ben en çok ona üzüldüm dedim. Yani bu insanlar burada devlete sövmüyor, Cumhurbaşkanı'na sövmüyor, İçişleri Bakanı'na sövmüyor. Demin de sizin çok açık, net bir şekilde ifade ettiğiniz gibi ailenizi arıyor. Sizin orada zaman zaman aşırı tepkiler vermeniz de gayet doğal. Dedim ki ya sen ananı kaybetsen dedim, nasıl tepki verirsin? Yani bunu da dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu toplumsal olaylarda emniyet güçlerimizin biraz daha sabırlı ve dirayetli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Cevren Bey, ha buyurun. Mesela şunu da ben burada altını çizerek söylüyorum. Yani orada ben tabii burada yaşananları anlatıyorum. Yani Türkiye'deki emniyet kurumlarına, polis teşkilatlarına bir şikayet etmek için değil. Çünkü orada bize yapılanlar Türkiye'deki polis teşkilatlarını temsil etmiyor. Temsil etmiyor. Biz dedim ya, bakın 3 Şubat'tan 8 Şubat'a kadar biz orada nöbet tutarken polisler, biz İstanbul'da da aynı şekilde nöbet tuttuk o 7 gün. Yani polislerle yani çok iyi davrandı. Yani ama o gün bize gelen o işte o şeyleri yapan, kötü davranan polisler ondan önceki olan polisler değil. Ben bunu da söylüyorum. Çünkü orada polisler de görüyoruz. Hatta sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyesi de bize orada destekçi oldu. İşte öğlen yemeklerimizde falan ikramlarda bulundu, yemekleri getirdi. Orada da işte polislerle paylaşıp yedik. Yani çok güzeldi ama o gün şeye geldiğinde öyle bir davranışlar zorumuza gitti. Çünkü kardeşliğin görüyorsun. Bir de şu var. Mesela şöyle söyleyeyim. Sizin evde kardeşiniz var. Bir kötü bir durumdasınız. Dışarı çıkıp birine anlattığınızda o dışarıdaki size iyi tepki versin ne olur, kötü tepki versin ne olur. Ama evdeki kardeşinizin kötü tepkisi sizin yaşadığınız daha derin bir acı şey yapıyor. Biz de bu. Siz de dışarıdaki bana kötü tepki verdi diye o dışarıdaki insan kızıyor musunuz? Kızabilir misiniz?
Ama kardeşiniz kötü tepki verdi diye kızarsınız, değil mi? Son derece haklısınız o konuda. Hiç diyecek bir şey yok. Peki Cevlan Bey, bundan sonra ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda halen Ankara'dasınız. Muhtemeldir ki bugün yarın zaten sokağa çıkma yasağı var. Pazartesiden itibaren sokağa çıkma yasağı kalkacak. Biz Siz... Ha, buyurun. valiliğimize dilekçemizi verdik. Ankara valisine bu hareketimizi devam etmek için. Biz kararlıyız. Bunu her açıklamamızda da söyledik. Şu anda aile nöbeti tüm dünya çapında millet nöbetine dönüştürerek devam ediyor. Şeyde de farklı Türkiye'nin farklı illerinde de olsun Doğu Türkistan'a anne babanı arayanlar çıkıyor, annem nerede, babam nerede diye. Uluslararası da işte gerek Avusturya'da olsun, Avustralya'da olsun, Kanada, işte Avrupa ülkelerinde, işte Almanya falan, çeşitli ülkelerde, Japonya'daki Doğu Türkistanlar da ailem nerede diye ailesine arıyor. Çünkü şöyle bir şey var, bize bir de korkutan da olaylar da var. Bakın işte 2 Şubat'ta BBC'nin bir raporu çıktı. Diyor ki toplanma kamplarda Doğu Türkistanlı kadınlara sistematik tacavüzler yapılıyor. Artık oradaki Doğu Türkistan meselesi sadece biz Doğu Türkistanlıların değil, sizlerin de problemi. Sizlerin de mesela tüm insanlıkların meselesidir. Oradaki bacılarımız sadece bizim değil, sizin de hem Türk olarak sizin de bacınız, hem Müslüman olarak tüm İslam dünyasının bacısı, hem insan olarak tüm insanlıktan bacısı. Şu anda Çin tüm insanlığı, Müslümanlığı, Türklüğünü, onurunu, namusunu ayaklar altında eziyor. Eziyor. Şu andaki oradaki mesele bir namus meselesidir. Namus mesele olduğu zaman tüm insanlığı ayağa kalkması lazım. Şimdi ben burada durabilir miyim? Ben burada durabilir miyim? Biz durabilir miyiz? Biz mücadelemize devam edeceğiz. Her çeşit yollarla barışçıl, Türkiye hukukundan çıkmadan, Türkiye yasalarını çiğnemeden barışçıl şekilde en doğal hakkımızı en doğru üsluplarla biz devam edeceğiz. Biz bu nöbetimizi durdurtmayacağız. Ta ki onlar özgürlüğüne kavuşana kadar, ta ki ailemize kavuşana kadar, ta ki toplama kamplar kapatılana kadar, ta ki oradaki soykırım durdurulana kadar bir millet yok oluyor. O millet sadece bir millet değil. Hem Türk milletinin bir parçasıdır, hem İslam dünyasının bir parçasıdır, hem dünya medeniyetinin bir parçasıdır. Yok oluyor. Bu nöbeti sadece biz tutmamalıyız. Tüm insanlık tutmalıdır. Tüm Türkiye tutmalıdır bu nöbeti. Bu sadece laf bilen değil, sadece laf bilen değil, gerçekten somut adımlarla olacak. Somut adımlarla olacak. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Bize sahip çıkın. Bize sahip çıkın. Her zaman mezlumlarının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızla sesleniyorum. Doğu Türkistanlılar yok oluyor. Sahip çıkın. Orada siz Sayın Cumhurbaşkanım, siz Doğu Türkistan'a gittiğinizde o şeyde Ürümçe'deki o sizi göremediğinden dolayı ağlayan bacılarımız şu anda Doğu Türkistan'daki toplama kamplarda sistematik tacavüza maruz kalıyor. Yok oluyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben buradan tüm dünya Türklerine hamisi, tüm dünya Türklerine koruyucusu olarak bilinen Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye de sesleniyorum. Sayın Devlet Bahçeli, sizi Kaşgar'a gittiğinizde o fotoğraf çektiğiniz Kaşgarlı Mahmut'un heykeli şu anda yok. Orası Kaşgarlı Mahmut'un mezarlığı şu anda yok. Kaşgar şu anda yok. Kaşgar şu anda gitti. Çinleşiyor. O Kaşgarlılar şu anda soykırıma uğruyor. Doğu Türkistan soykırıma uğruyor. Sayın Devlet Bahçeli, Doğu Türkistan Türklerine sahip çıkmalısınız. Doğu Türkistan Türklerine sesli olmalısınız. Daha ne zamana kadar bekleyeceksiniz? Bu sessizlik daha ne zamana kadar devam edecek? Orada yok oluyor, Türklük yok oluyor, Türk eserleri yok oluyor, Türk dili yok oluyor, Türk çocukları yok oluyor, Türk
lerine namusu, onuru, gururu ayaklar altında eziliyor, çiğneliyor. Lütfen bize sahip çıkın. Tabii bu çağrınız da Türk siyaseti tarafından umarım kulak ardı edilmez. Bugün Türkiye'de hemen hemen bütün mecliste bulunan siyasi partilerin tamamının gerek ideolojik olarak gerek insan hakları noktasında bu meseleye sahip çıkacakları noktalar var. Umarız ki bu noktaya daha çok ses çıkarırlar. Bu sadece bunu işte ses çıkarmak, konuşmak gibi de algılamamak lazım. Çözüm odaklı politika öğretmek önemli. Yani burada özellikle iktidarın şunu yapması gerekiyor. En başta, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan pek çok Doğu Türkistanlı var. Bunlardan başlayarak, bunların ailelerinden başlayarak bu meseleyi Çin'le ikili ilişkilerde, diplomatik ilişkilerde çözmesi gerekiyor. Şimdi hep söyleniyor, deniyor ki işte biz ikili ilişkilerde çözüyoruz. Ama ikili ilişkilerde henüz çözülmüş bir durum yok. Örneğin mesela daha önce yayın yaptığımız arkadaşlarımızdan pek çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Ama ailelerinden hala haber alabilmiş değiller. Yani zaten ben eminim ki pek çoğunuz böyle bir haber alınabiliyor olsa, bir çözüm üretiliyor olsa hiçbiriniz zaten çıkıp da böyle eylemler ya da bu tip çalışmalara girmek gibi bir niyetiniz olmayacak. Onun için Türk Devleti'nin bu noktada daha aktif olması gerekiyor. Çin'le olan ilişkilerde daha denge kurucu olması gerekiyor. Çin'le olan ticari ilişkileri ya da işte şu an COVID-19 sebebiyle aşı alımları vesaire var. Bunların ötesinde bu iki şeyi ayırmak gerekiyor. Çin'le olan bütün ilişkiler bir tarafa, Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları bir tarafa olacak şekilde ilişkileri ayırmak gerekiyor. Bunun örneğini biz şu anda Rusya ile yapıyoruz. Rusya'da biz Kırım'ın, Rusya bunu ilhak olarak görüyor ama biz onu işgal olarak görüyoruz. Ama Rusya ile ilişkilerimiz de bir şekilde devam ediyor. Ticarette devam ediyor. Askeri ilişkilerde devam ediyor. Aynı şey Çin'den de yapılabilir diye düşünüyorum. Cevlan Bey, isterseniz şöyle sizin hukukçu olmanız hasebiyle şey noktasına da gelelim. Gündemde olan bir mesele var. 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam Türkiye ve Çin arasında imzalanmış bir suçluların iadesi anlaşması var. Bu henüz tabii şeye gelmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir onay sürecine girmedi. Konuyla alakalı bir uygun bulma kanun teklifinin verildiği biliniyor ama henüz ne Dışişleri Komisyonu'nda ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüş değil. Siz Türkiye'de yaşayan, özellikle Çin vatandaşı olan, yani ikametli olarak yaşayan bir Uygur Türk'ü olarak, bir Doğu Türkistanlı olarak bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu suçların iadesi anlaşması sizi tedirgin ediyor mu? Görüşleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle şunu burada demek istiyorum. Yani suçluların karşılıklı iadesi sözleşmesi bu uluslararası ilişkilerde olan ve yapılıyor olan bir ilişkidir. Aslında devletlerine işte güvenliğini sağlamak amacıyla ve suçluların başka bir ülkede himaye altına girmemesi ve o ülkedeki işte kamu düzenini bozulmaması için yapılan bir anlaşmadır aslında. Aslında böyle bir anlaşma uluslararası da bulunması aslında herkesin kamunun yararına olan bir şey. Ancak bir de şu var, böyle bir sözleşme nasıl ortamlarda yapılabilir? Türkiye ilk defa bir uluslararası suçların karşılıklı iadesi anlaşması yapmıyor. Benim bildiğim kadarıyla 30'dan fazla ülkeyle bu çeşit anlaşmaları var. Ama uluslararası hukukta da olan orada istisnai durumlar var. Yani bu tür sözleşmeden yapılmayacağı ya da bu tür sözleşmeye tabi olmayan unsurlar ya da tabi olmayan şahıslar var. Mesela bir ülkede idam cezası mevcutsa bu tür anlaşma yapılamaz. Soykırı mevcutsa bu tür anlaşmalar yapılamaz. Bu tür anlaşmalara tabi olmayan şahıslar ya da unsurlar, mesela siyasi suçlular, siyasi ilticacılar ya da sığınmacılar, askeri suçlular gibi şeylerde bu tür bu şey sözleşmeden iade kapsamına girmeyen unsurlardır. Şimdi bakalım Türkiye ile Çin arasındaki suçluların karşılıklı iadesi sözleşmesine baktığınız zaman bazı maddeler orada da geçerli. Mesela bu siyasi suçlar falan diye yazılmış. Ancak bir de şunu bilelim.
İlk önce şöyle, oradaki suçluluk kavramını bilmemiz lazım. Bu Çin'le yapılan bu suçların karşılıklı iade anlaşmasında. Şimdi Türkiye'de Emre Bey, Çin vatandaşı olan ya da daha önce Çin vatandaşı olan, sonradan Türk vatandaşı olan genel çoğunluklu olarak kimlerdir? Doğu Türkistanlılardır. Çinler var mı Türkiye'de? Var. Bunlar Türkiye'de seyahat için gelen ya da ticaret amacıyla ikamet eden ya da iş amacıyla ikamet eden Türkiye'de yaşıyor olan Çinlerdir. Bunlar ayda bir kere ya da en az bir kere işte memleketine gidip gelen insanlardır. Bu Çinlerle herhangi bir hukuksal anlamında bir olay yaşandığında Türkiye'nin idari hukuk kapsamında, idari muhasebesi kapsamındaki bu deport işlemi var. Yani bunları deport yoluyla zaten gönderiliyor. Deport ediliyor. Yani eğer bir şey olursa Çinler'de mesela sınır dışı kararını çıkartır idari mahkemeden, sınır dışı diyor. Ama Doğu Türkistanlı yani bir suç. Ama buradaki sözleşmedeki suçlu dediğimizde genel olarak Doğu Türkistanlıları gösteriyor. Çünkü burada Çinlilerin herhangi bir yani Türkiye'de o kapsamına içine giren bir Çinliyi bulamazsınız. Çünkü buradaki Çinliler o sözleşme kapsamına, suçların karşılıklı iade sözleşme kapsamına giren bir tane Çinli bulamazsınız. Çünkü bunlar zaten gidip geliyor. Onların geri gönderme diye şey yok. Buradaki gösterenin kimlerdir? Doğu Türkistanlılarda. Bir de az önce bahsettim ya, siyasi ilticatçılar, mülteciler, sığınmacılar şey yapmıyor. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Türkiye'deki Doğu Türkistanlılara yani çoğu %90'dan üstündekiler nedir biliyor musunuz? Siyasi sığınmacı değil. İlticacı değil. Yani çok elverişlidir bunun şeyine, kapsamına giriyor. Herkes Doğu Türkistanlıları giriyor. Buradaki Doğu Türkistan, ben dahil buradaki Doğu Türkistanlılar normal pasaportuyla Türkiye'ye gelip Türkiye'de ikametine sahip olan, gerek uzun dönemli gerek kısa dönemli ikametine sahip olan normal bir yabancı vatandaş gibi yaşayan Doğu Türkistanlılardır. Yani o sözleşmenin kapsamını zaten kapsıyor, giriyor. Çinliler gibi değil. Burada yaşayan Çinliler zaten gidip gelebiliyor. Ama Doğu Türkistanlılar gidemiyor. Oradaki direkt hedef kimdir? Doğu Türkistanlılar. Bu bir. İki. Bunu içeriğe baktığımız zaman, bu sözleşmenin içeriğine baktığımız zaman şu var. Bu sözleşme Çin Kongresi'nde geçildikten sonra Çin Dışişleri Bakan Yardımcısına o kongre web sitesinde yayınlayan bir açıklaması var. O açıklamasını ben okudum. Orada şu şey izah ediliyor. Bu vatandaşlarla ilgili diyor. Şunu diyor. Şimdi şöyle ifade var orada. Bir ülkede diyor, bu karşılıklı anlaşması imza edilen iki ülkeden bahsediyor. Yani Çin'le Türkiye'den diyor. Suçlu işledikten sonra vatandaş olduğu ülkede bu suçu işledikten sonra karşı ülkeye gidip orada bu suçundan kaçmak için karşı ülkenin vatandaşlığını kabul ederse o zaman bu suçunun cezasını çekmekten maruz mu kalıyor? Yani çekmekten şey kalıyor mu diyor. Biz bunu diyor Türkiye yetkililerle bunu istişare ettik diyor. Yani orada şu bunu boş bıraktık diyor. Bunu biz çözdük diyor. Kendi aramızda konuşarak çözdük diyor. Bunu Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı diyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yani o söylediği nedir biliyor musunuz? Biz burada vatandaşlığı baz alırken suçtan işlediği tarihteki vatandaşlığını baz alıyoruz diyor. Türk vatandaşlığına geçen Doğu Türkistanlılar da buna dikkat etmelidir. Yani Çin mesela 2018-2019 Türk vatandaşlığına kazanılan bir Doğu Türkistanlı. Çin diyor ki bu suçlu burada bir suç işledi diyor. Hangi tarih diyor? 2014 tarihinde Çin'de suç işledi. Var mı bir delilin diyor? Çin bir süre delil uydurabilir. Tüm dünya gözünün önünde 3 milyondan 5 milyona kadar Doğu Türkistanlıları toplama kampa atıp hiç utanmadığımız bunları eğitiyoruz diyebilen Çin.
Doğu Türkistan kadınlarını zorla kısırlaştırarak, zorla kürtaj yaparak biz bunları özgürleştirdik. Doğu makinesi olmaktan kurtardık diyebilen bir Çin bana bir iftira atamaz mı? Attı da Mısır'a gidip Çin'e karşı örgütlerle şey yapmasın diye. Orada bir tane cinayeti bana atamaz mı? Atabilir. Herhangi bir Doğu Türkistanlılara atabilir mi? Atabilir. Ondan sonra oradaki suç, orada işlenen bir fiil Türkiye'de bir suç nitelendiriyorsa oradan bir sürü delillerini gönderir. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na bir bakıyor. Ondan sonra daha diyor bu Türk bunu yaptığı Türkiye'de suç, Çin'de de suç, o zaman bunu göndeririz. Diyebilir mi eğer bu anlaşma imzalanırsa? Diyebilir. Hatta demiş ki biz diyor bunu üstüne açık bıraktık diyor. Ya vatandaşlık daha sonra kazanılırsa nasıl yapacağız? Yani diyor ki vatandaş, Türk vatandaşlık geçen Doğu Türkistan'da sen de dikkatli ol diyor. Orada Çin. Ondan sonra şunu diyor idam. İdamla ilgili diyor. Biz de ondaki müzakereye vardık diyor. Bir yere vardık diyor. Türkiye'de idam cezası yok. Çin'de idam cezası var. Uluslararası sözleşme kapsamında idam cezası bulunan bir ülkeyle bu tür sözleşme yapılamaz. Ama Çin'de idam cezası var. Bunda diyor işte eşitlik niteliği gereği biz de şey yaptık diyor. Biz bunu kendi aramızda konuştuk diyor Çin. Orada yazıyor web sitesinde. O şey Çince yazıyor onun. Türkçe'ye çevrilmiş hali de var bende. Bir de şu var. Çinler ne diyor biliyor musunuz? Çinler bize bakın ben anneme fotoğrafını götürüp Çin konsolosluğu önüne çıktığımda ne diyor? Yani biz orada aile nöbet tutumda bunlar bölücü diyor. Siz elinizdeki bölücü bayrağı bırakın diyor. Bölücü diyor. Bölücülük Türkiye'de suç mu? Suç. Çin'de suç mu? Suç. Doğu Türkistanlılar için ne diyor? Terörist diyor. Terör diyor. Değil mi? Doğu Türkistan terörle mücadele ediyoruz diye milyonlarca Doğu Türkistan toplamı kampı şey yapıyor ya. Terör Türkiye'de de suç. Dünyanın her yerinde suçtur. Yani Doğu Türkistanlıları, Türkiye'de yaşayan tüm Doğu Türkistanlıları suçlu olarak nitelendiriyor. O zaman bu sözleşmenin direkt hedefinin kim var? Biz varız. Doğu Türkistanlıları varız. Tabii biz burada yani Türk devletine güveniyor muyuz? Güveniyoruz tabii. Türk devletine güveniyoruz. Türk milletvekillerine güveniyoruz. TBMM'deki tüm milletvekillerine güveniyoruz. Bu sözleşmeden TBMM'den geçmeyeceğine güveniyoruz. Ama TBMM'ne bu üç çeşit şey var yani bu sözleşme TBMM'ye geldiği zaman ya onaylayabilir ya da askıya alınabilir. Çok küçük ihtimalde olsa geçebilir. Biz Türkiye'ye tam güveniyoruz ama Çin'e hiç güvenmiyoruz. Bizim endişemiz burada. Bizim endişemiz burada. O yüzden ben şu an Türkiye'de yaşayan, ikamet eden, maalesef Çin vatandaşı olan bir Doğu Türkistanlı hem de bir aktivist olarak ben çok endişe ediyorum. Her ne kadar bunun TBMM'den geçme olasılığı düşük olsa da beni yine de tedirgin ediyor. Biz ama şöyle bir şey var Emre Bey, bunu da ben altını çizerek söylüyorum. Şimdi sadece ben değil, Türkiye'deki tüm Doğu Türkistanlılar endişe ediyor. Sadece endişesini dile getiremiyor. Getirmekten korkuyor. Neden korkuyor biliyor musunuz? Biz bunu endişe ediyorsak, uluslararası medyada biz endişe dediğimiz zaman Türkiye'nin aleyhine kullanmasın bu bizim endişelerimizi uluslararası medyasında. Uluslararası da Türkiye'nin aleyhine bir laf söz olmasın. Yine burada biz Türkiye'yi düşünerek ne getiremiyoruz. Ama endişe ediyor muyuz? Ediyoruz. Ben dahi endişe ediyorum. Evet, tabii bu sizin de ifade ettiğiniz üzere uluslararası hukuk bağlamında da pek çok sorun içeren bir şey. Özellikle siz vurguladınız idam cezasının olması ya da işte otoriter bir rejim olması. Yani bu tip şeyler Avrupa'da çok yankılanan gündemler, meseleler. Sizin endişeli olmanız da gayet doğal. İfade ettiğiniz gibi zaten Türkiye'de yaşayan ve Çin vatandaşı olan insanların %90'ından fazlası zaten Doğu Türkistanlı. Onun için evet. Bunun Doğu Türkistanlara hedef alan bir şey olduğu da doğru. Yani şöyle söylemek lazım. Ben de sizle aynı görüşteyim. Ve umarım Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu gündemine dahi almaz.
Yani gündeme almaz. Alırsa da bir şekilde bu gündeme gelir, dışişleri komisyonundan geçer ve genel kurula gelirse de umarım ki oradaki milletvekillerimiz buna uygun bulma kanunu onaylamayacaktır, reddedecektir diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olacaktır. Buyurun. Bir şey daha ilave etmek Tabii. istiyorum burada. Şimdi bazı arkadaşlar ya da bazı gerek Doğu Türkistanlılar olsun, gerek Türkiye'de, Türkiye diğer Türkiye makamlarındaki insanlar olsun, yani Doğu Türkistanlıları düşünen, Doğu Türkistanlılarla ilgi duyan, Doğu Türkistanlılara yanında olan, yanında olmak isteyenler olsun. Bir de belki yani ben öyle duydum yani. Şimdi vatandaşlık, Türkiye vatandaşlığı kazanıldıktan sonra belki bu tür anlaşmalar bir nevi kurtarabilir mi? Yani en azından eğer böyle bir katlı, Doğu Türkistanlılara bir vatandaşlık verildikten sonra bu tür anlaşmalara imza atılırsa belki Doğu Türkistan'ı o zaman etkilemez falan diyebilir. Ama ben az önce bunu altını çizerek az önce söyledim. Yani o Çin Dışişleri Bakanlığı yardımcısından yazdığı açıklamada. Yani diyor ki adam diyor burada diyor şey yapıyor, bir suç işliyor, ondan sonra gidiyor. Başka Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'de vatandaşlığı kazanıyor. Böyle olduğu zaman bunlar suçunun cezasını çekmeyecek mi? Hayır diyor. Biz bununla müzakereye var diyor. Yani Türkiye'de işte suçun işlendiği tarihteki vatandaş kazanacak falan dedi ya. O yüzden vatandaşlık yine bir şekilde bunun yolu değil. Ben burada sadece şunu önermek istiyorum. Yani bu tür sözleşmeler bir gün olmasa yani hep Çin hep bizi almak istiyor. Yani Çin Doğu Türkistanları yok etmek istiyor. Ne, dünyanın neresinde olursa olsun Doğu Türkistanlılar hayat kalmasın diyor. Yok olsun diyor. Ben burada Türkiye devlet yetkililerine de Türkiye işte milletvekillerine, siyasi partilerine şunu söylemek istiyorum. Yani bu şekilde seslenmek istiyorum. Türkiye parlamentosundan yani Türkiye Büyük Milletler Meclisi'nden bir tane Doğu Türkistanlılarının hakkını korumayla ilgili bir tane yasa çıkarılması lazım. Doğu Türkistan'da şu anda soykırım gerçekleşiyor. Bunu ABD'de açıkladı. ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo vazifesinde görevinde ayrılmadan önce. Orada açıkladı şu anki yeni Dışişleri Bakanı olsun. Bunu zaten altını çizerek de söylüyor zaten. Doğu Türkistan'da işlenenler Çin'e Uygur Türklerine yönelik yaptıkları bir soykırım diye. Belçika parlamentosunda bugün sunuldu. İngiltere'den de sunuldu. İngiltere'de diyor ki bizim elimizde orada soykırım yapıldığına dair yetere kadar deliller var diyor. Yani bu deliller var. Bu gerçekten o soykırımı işte tüm maddelere diye tüm maddeler orada şu anda işleniyor. Soykırım tüm kavram bu kavramın maddeleri orada işleniyor. Çocuklarını ailesinden kopartıp alınıyor. 500 binden fazla çocuk yetimhanede değil. Çin kendisi söylüyor. Biz onun daha fazla olduğunu biliyoruz. Burada soykırım. Toplaca toplama kampları, hapislere tutulması soykırım. Zaten soykırımda yapılıyor. Zorlu kurtaş, kısırlaştırma soykırım işleniyor orada. Türkiye Devlet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Milletler Meclisi'nde Çin'den Uygur Türklerine yönelik yaptığı bir soykırım olarak tanınması lazım. Doğu Türkistanlıları insan haklarını, Doğu Türkistanlıları'nın haklarını koruma yasası gibi böyle bir yasa çıkartılması lazım. Geçilmezse böyle olduktan sonra bence bu tür suçlarının karşılıklı iadesi anlaşması biz de pek endişe etmeyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii zaten o böyle zaman, bir şey düzenleme yapılırsa suçların iadesi anlaşmasının da tamamen hakikaten adli suçlarla ilgili bir pozisyona gelmesi normal bir şekilde karşılanır. Tabii burada şöyle bir şey de var. Yanlış hatırlamıyorsam 6706. 6 sayılı kanun olması lazım. Bizim genel olarak böyle suçların iadesi anlaşması olmayan ülkelerle olan adli işlemlerin yürütülmesiyle alakalı bir kanun. Bunda zaten bazı işlemler var. Yani bizim suçlu iade edip edemeyeceğimiz noktasında. Bu kanun kapsamında da Çin Büyükelçiliği'nin taraf olduğu davalar var Türkiye'de. Yani istemiş. Ama hiçbirinin iade edilmediği, bazıların işte iade için göç idaresi tarafından alıkonulduğu, sonra serbest bırakıldığı falan gibi durumlar var. Yani bunları örnek şey yaparsak, baz alırsak
bir iade durumunun gerçekleşmeyeceği daha kuvvetli muhtemel. Ancak şunu da hiç unutmamak gerekiyor. Madem böyle, bu anlaşma hiçbir şekilde onaylanmamalı. Eğer bu anlaşma onaylanırsa, bu kuvvetle muhtemel dediğimiz şey şüphe yaratmaya başlayacak. Aklımızda şüpheler oluşmaya başlayacak. Umarız ki dediğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi de benzer bir kanunu ya da benzer bir kararı, benzer bir bildiriye imza atabilirler. Pek çok konuda attıkları gibi bütün siyasi partilerin ortaklığıyla. Böyle diye düşünüyorum. Cevlan Bey, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz son bir şey varsa onları da alalım. Sonra yavaş yavaş kapatalım isterseniz programı. Teşekkür ederim Emre Bey. Şöyle, böyle bir kanunu ben şunu da eklemek istiyorum. Şimdi şu anda daha geçti, geçmedi falan söylentiler var. Bu da sosyal medyalarda, uluslararası medyalarda gündeme sürekli getiriliyor. Şu anda ama biz Doğu Türkistanların psikolojisi bunu duyduktan sonra daha da bozuluyor. Zaten bizim psikolojimiz sağlam insanlarınki gibi değil. Düşünün yani 4 sene, 3 sene, 5 sene, 6 sene ailenizle, hiçbir akrabalarınızla iletişiminiz yok. Onların hayatta olup olmadığını dahi bilmiyorsunuz. O bir normal insanın kaldırabileceği bir şey değildir. Bir de bunun üstüne bir de böyle bir şeyin gündeme gelmesi, siz diyorsunuz, üzülmek diyorsunuz, biz diyoruz onu, bittirmek diyor. Bittirmek diyoruz, yani bizi bittirdi diyoruz. Çünkü bizde umut kalmaz. Umudumuz kesilir. Yaşam ile ilgili umudumuz kalmaz. Biliyor musunuz? Biz ailemizi kurtarmak için, onlara özgürce nefes alması için burada mücadele edelim derken bir de böyle yaşadığımız ülkede böyle bir şeyin gündeme gelmesi, bırakın geçmesini, gündeme gelmesi bile bizi psikolojik çok baskılar yaşatıyor. Çok baskılar. Ama biz bir insan olduğumuzdan dolayı bir insanlığımız içimizde mevcut, yani biz bir insanız. Biz çok şey olarak yani tutuyoruz, Allah bize sabır veriyor. Allah harbiden bize sabır veriyor. Bir şekilde Allah bize destekliyor ki biz kafadan gitmiyoruz yani. Kafayı yemiyoruz. O yüzden ben burada devletimize şunu söylüyorum. Şunu devletimize şunu istiyorum. Az önce de dediğim şeyine aynı. Tekrar tekrar şunu istiyorum. Eğer bize seslenemiyorsanız, bize destek veremiyorsunuz açık olarak uluslararası ortamda. Çin'e karşı sen dur ne yapıyorsun diyemiyorsun. Bari bizim burada ailemiz arama yolundaki bu mücadelemizi engel olmayın lütfen. Ve bize tüm tür halkına bize destek vermesini, tüm devlet yetkilileri bize destek vermesini buradan rica ediyorum. Artık Doğu Türkistan'da yaşananlara bu milliyeti geçtik. Millilikte, milli mücadeleye geçtik. Dini mücadeleye geçtik. Orada bir insanlık mücadelesi yaşanıyor. Orada insanlık yok oluyor. Tüm insanlığı mevcutluğunu önemli orada mevcutluğu yok oluyor. İnsanlık yok oluyor. Bu tüm insanlara derdi olmalı. Derdi olmalıdır. Bu sadece bizim derdimiz, tüm insanlar şu anda Avrupa'da, Batı ülkelerinde insan hakları orada yok oluyor diye, şu anda soykırım yaşanıyor diye gençler sokağa dökülmüş durumda. Orada her gün dile getiriliyor. Gerek siyasi derdin olsun, gerek STK'lardan olsun, gerek medya kuruluşları olsun, her gün dile getiriyorken İslam dünyası, İslam coğrafyası, Türk coğrafyası çok, çok nadir bu. Yani resmi, yani devlet yayınlarında pek fazla dile getirilmiyor. Pek fazla gündeme alınmıyor. Sadece burada sosyal medya üzerinden biz gündemleri getirebiliyoruz. Bu daha çok bilinmeli. Tüm Türkiye genelinde, tüm İslam coğrafyası genelinde Doğu Türkistan yaşamlar bilinmeli. Biz burada demiyoruz ki Çinlerle ilişkinizi kesin. Demiyoruz, biz de istemiyoruz. Ama Çin'le olan ilişkinizi, ticari ilişkinizi, siyasi ilişkinizi de Doğu Türkistan'daki soykırım göz ardı edilmemeli. O yüzden devlet yetkililerimize, siyasi partilerimize, iş adamlarımıza bu tür şeylerde, o Çin'le şey yaptığında devam edin. İlişkiler devam edilsin. İlişkiler devam edilse belki bizim de yararımıza kullanabilirse ilişkilerin
Biz hiçbir zaman ilişkiler bozulmasın demiyoruz. Ancak Doğu Türkistan bu ilişkiler devam ederken Doğu Türkistan'daki soykırım göz ardı edilmemeli. Oradaki toplam kamplar göz ardı edilmemelidir. Onu da dile getirilmesi lazım. Onu da açık ortada dile getirilmesi lazım. Çin'e en çok endişe ettiği nedir biliyor musunuz? Çin, Avrupa ülkelerinde bunun gündemi getirilmesine endişe etmiyor. Türkiye'nin bunu gündem getirmesine endişe etmiyor. Çünkü Avrupa diğer İslam coğrafyaları ya da Avrupalılar siz kiminle ne konuşursunuz, konuşan ne diyor biliyor musunuz? Türkiye bu konuda ne diyor diyor. Herkes Türkiye'yi dikkate alıyor. Türkiye'nin tavrını dikkate alıyor. Teşekkür ederim. İnşallah Türkiye bu konuda öncü olur diye düşünüyoruz. Dediğiniz gibi aslında burada şöyle de bir şey var yani Çin açısından Çin'in malum olduğu üzere bir ekonomik bir projesi var, Kuşak Yol Projesi diye. Bunun büyük bir bölümü Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye üzerinde odaklanan bir proje. Çin aslında Doğu Türkistan meselesini insan haklarına uygun bu tip soykırıma varan hareketlerden uzak bir şekilde daha böyle medeni bir şekilde çözme yoluna gitse ya da Doğu Türkistanların daha rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlasa aslında Doğu Türkistan Çin'in bu bahsettiği projede bir köprü olur. Yani Türkiye ile bir köprü olur, Türk Cumhuriyetleri ile bir köprü olur. Sizler bugün burada annenizi, babanızı ya da ailenizi aramak yerine belki Çin'in bu politikalarının bir şekilde anlatılması için, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin sıcaklaşması için bir enerji harcıyor bile olabilirdiniz. Ama Çin maalesef bu fırsatı da kaçırıyor. Kendi açısından büyük bir fırsat kaçırıyor aslında. Umarız ki kendilerini düzeltirler. Umarız ki biz sizle gelecekte yine bir yayın yaptığımızda annenizle birlikte, annenizle alakalı haber almış bir şekilde sizden yayın yapabiliriz. İnşallah daha güzel haberlerle bu şekilde çalışabiliriz diye düşünüyorum. Cevlan Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, anlattığınız meseleler için. İnşallah tekrardan yeni yayınlarda devam ederiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Kıymetli Yaş Türkistan Haber takipçileri, bugün Doğu Türkistanlı Cevlan Şir Mehmet'le yaşadıklarını ve aile nöbeti meselelerini, Doğu Türkistan meselesini konuştuk. Doğu Türkistan meselesiyle alakalı yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Türk dünyasının neresinde bir mesele varsa, Türk dünyasının neresinde bir Türk'ün bir sorunu varsa biz bunu elimizden geldiğince gündemde tutmaya çalışacağız. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.